Evrenin başlangıcına yakın bir zamandan, bizimkine şoke edici derecede benzeyen, galaksiler bulunmuş gibi görünüyor. Keşfi NASA'nın, kozmos tarihinin derinliklerine bakabilen, James Webb Uzay Teleskobunu kullanan, bilim insanları yaptı. Bilim insanları bunu yaparken, yıldız çubukları olan galaksiler buldu. Yıldız çubukları, galaksilerin ortasından, en uzak disklerine kadar uzanan, uzun yıldız topluluklarıdır. Araştırmacılar bu galaksilerin, evren şu anki yaşının sadece %25'i kadarken, var olduğunu söylüyor. Bu tür çubuklu galaksiler, daha önce kendi samanyolumuzda da görülmüştü. Ancak onları, kozmosun gelişiminde bu kadar erken görmek, galaksilerin nasıl evrimleştiğine dair bildiklerimizin, yeniden yazılmasını gerektirecek. James Webb teleskobu sahip olduğu daha fazla ayrıntı, erken galaksileri bu çubukları tespit etmeye yetecek ayrıntıda görmek için, gereken dönüm noktası gibi duruyor. Hubble Uzay Teleskobu'nun yaptığı önceki gözlemler, EGS-23205 galaksisini ilgi çekici bir leke olarak gösterirken, James Webb Teleskobu'ndan gelen yeni görüntüler, onu uzanan çubuklarla net bir girdap olarak gösteriyor. Austin'deki Texas Üniversitesi'nde, astronomi profesörü olan Sharda Joji yaptığı açıklamada, "Bu verilere bir kez baktım ve, diğer her şeyi bırakıyoruz dedim" diye konuştu. Hubble verilerinde, neredeyse hiç görünmeyen çubukların, James Webb Teleskobu görüntüsünde ortaya çıkması, James Webb Teleskobu'nun galaksilerin altında yatan yapıyı görmedeki, muazzam gücünü gösteriyor. Bilim insanları, daha sonra EGS-24268 olarak bilinen ve yine, yaklaşık 11 milyar yıl öncesine ait, başka bir galaksi buldu. Bu iki galaksi, evrenin başlangıcına şimdiye kadar bulunan, diğer örneklerden çok daha yakın. Bu çubuklar, sadece galaksileri yeni ayrıntılarıyla göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda galaksilerin evriminin önemli bir parçasını oluşturan bu çubukların keşifi, erken galaksilerin bizim fark etmediğimiz şekillerde gelişmiş olabileceğine işaret ediyor. Profesör Joji, çubuklar galaksilerdeki tedarik zinciri sorununu çözüyor dedi. Tıpkı ham maddeyi limandan, yeni ürünler üreten iç bölgelerdeki fabrikalara taşımamız gerektiği gibi, çubukla gazı güçlü bir şekilde merkezi bölgeye taşıyor ve, gaz burada galaksinin geri kalanından genellikle 10 ila 100 kat daha hızlı bir şekilde, çabucak yeni yıldızlara dönüşüyor. Bu çubuklar mevcutken, örneğin erken galaksiler kozmosun erken dönemlerinde, yıldız üretmeye başlamanın bir yolunu bulmuş olabilir.